İstanbul'un tarihi yedi kule bostanları, o tarihi surların yanı sıra uzanan bostanlar bir süredir tekrar yıkımla gündemde. Yıllardır bir tartışmanın konusu zaten o bostanlar. Biz Yeşil Bülten'de bostanlardaki bahar tedirginliğini konuşacağız haftanın son gününde bundan sonra. Konuğumuz ilk günkü konuğumuz diyelim Slow Food fikir sahibi damaklardan. Defne Merhabalar. Koruyla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet konuşacağımız önemli konular var yeni gelişmeler de var ama öncelikle bir hafıza tazeleyelim hatırlatalım istedik neler oldu neler yaşanmıştı bostanlarda ona bir bakalım stüdyodayız sonrasında. İstanbul'un tarihi surlarının yanı başında en az onlar kadar tarihi yedi kule bostanları uzanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölgedeki kadim bostanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bostanları kaldırma çalışmaları başladı bile. Bir bölümü Fatih Belediyesi tarafından sosyal tesis ve dinlenme alanı yapılmak istendi. Yargı dur dedi. Yedi kuleden Ayvansaray'a kadar uzanan kara surları koruma bandında yapılacak işlemler için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yapılması planlanan imar planları kara surlarının tarihsel kimliğiyle çelişecek olması gerekçesiyle uygun bulunmadı. Ancak Fatih Belediye Meclisi ikinci ve üçüncü derece tarihi eserlerin olduğu alanları yapılaşmaya açmak için belediye izni yeterlidir kararı aldı. Koruma kurulu devre dışı bırakıldı. Tarihi yarım adanın geleceği Fatih Belediyesi'nin insafına kaldı. Bostanların diğer bölümünde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, bölgenin akıbetine halkın karar vereceğini açıkladı. Ardından Aralık 2015'te belediye ekipleri bostanlara girdi. Önce tezgahlar kaldırıldı. Ocak 2016'da ise zabıtalar barakaları yıkmak için harekete geçti. Yıkım çalışmaları tepkilere yol açtı. <laughs> CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, bostanların durumunu meclise taşıdı. Bir tepkide CHP İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Biz, Ertuğrul, Ertuğrul Gülsever'den geldi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın meclise iade ettiği bu rapor henüz gündeme gelmeden, sonuçlanmadan, bu konuda bir karar verilmeden zabıta görevlileri hangi akılla oradaki insanların başına böyle bir tabloyu getiriyorlar. Yıkım uluslararası yankı buldu. Dünyaca ünlü ekoloji aktivisti Vandana Shiva destek için Bostanları ziyaret etti. Bostanlarda bahara çıkamama endişesi yaşanırken İstanbul'un bostanları için mücadele edenler ve bostancılar tedirgin. Evet İstanbul'un tarihi bostanları, Yedikule bostanları ciddi bir risk altında biz bahar tedirginliği dedik bunun adına. Neden bahar tedirginliği diyoruz? Çünkü Mart gibi bir tarih var ortada. Mart ayında bostanların tümüyle ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılması gündemde. Bununla ilgili yeni gelişmeler de var demiştik. Konuğumuz Defne Koruyrek. Dönelim hemen onunla. Hem sohbetimize başlayalım hem de öncelikle bu yeni gelişmeyi kendisinden dinleyelim. Şimdi gelişme diyoruz ama yazıda hiçbir şey yok Utku. Yani bir gerçek proje olsa bu projenin üzerinde zamanında iddia edildiği gibi konunun muhatapları çağrılmış olsa, kimdir bu muhataplar? Yani istediği kadar işgalci desinler, oradan 1500 yıllık bostancıları var, son kuşak bostancıları var. Burayla ilgili e, mimarlar var, e, tarihçiler var, arkeologlar var, şehir planlamacıları var. İşte bu surların bir miras değeri olmasından kaynaklı Birleşmiş Milletler'in değişik örgütleri, kurumları var. Bütün bu muhatapların bir araya gelinerek burada nasıl bir iyileştirme, tırnak içerisinde adını koyuyor, muhtenalaştırma değil, bir iyileştirme yapılması gerekiyorsa bile birlikte konuşuluyor olması gerekiyor. Eğer bunun adına biz demokrasi diyorsak, eğer biz buna yerel yönetim diyorsak, kentin yönetimi diyorsak, tarihiyle, yaşamıyla böyle bir şey yok. Ki az önce izlediğimiz VTR'de de hatırlattık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş halka sorulacağını söylemişti. Evet ama bunu hep ilgili. söylüyorlar zaten. En büyük sıkıntımız orada. Yani bir, bir harekete geçiyorlar. Onu eğer durdurma şansımız olursa, bunu da eğer olursa diye de alt, yanına koymak istiyorum. Tamam zaten biz de konuşacağız diyorlar. Bir süreliğine rafa kaldırıyorlar her gün gündemimiz ağırlaşırken gözümüzün o rafta olması lazım. İnecek olursa yeniden yanında durmak için. Arada azıcık odağımızdan kaçacak olsa şey yapıyor, iş ilerliyor. Şimdiki durum Burada rafta da, değil ama galiba. Tamam önce sur içiydi. Evet şey yapılan, e, atağa geçinen hatırlayacaksınız orada işte bir, değil. evet bir park yapacağız dediler. Burayı güzelleştireceğiz dediler. Şimdi diyorlar ki bu bostanlar zaten işgalci. Biz o işgalcileri çıkartacağız, buraları yeşil alan yapacağız. Yani, yani görsellerden belli yemyeşil orası. Hem de yenilebilir bir yeşil, hem de 1500 yıllık bir geleneğin mirasçısı son kuşak bostancılar tarafından. Vandana Shiva geldiği zaman, bostancı kadınlar ellerinde kase, roka ile çıktıkları zaman tohumuyla gururla söylediler. Biz bunları satın almıyoruz dediler. Bunlar bizim dediler. Yıllardır bir rokadan diğer rokaya topladığımız tohumlarımız, atalık tohumlarımız. Şimdi şehrin göbeğinde numunelik, dünya güzeli bir ilham verici şeyden bahsediyoruz. Bostan'dan bahsediyoruz. Ve buraların yeşillendirilmesi anlamı, yani yeşil hale gelmesi, seralarda çoktan çiçeklenmiş, çiçeklerle sürekli yenilenmesi, arada granit yürüyüş yollarının yapılması ve plastik çocuk oyun alanlarının yapılması demek. Ki lütfen gidip bakalım yedi kuleye. Orada iki tane park var bile. Bir tanesi Silivri Kapı Duva şeyinin durağının, otobüs durağının arkasındadır. Bir tanesi daha ön tarafta, denize en yakın noktada, yeni kapının orada. E, i̇kisine de bakın, ikisinde de tek bir çocuk oyun oynamıyor. Tek bir çift orada azıcık flört olsun, sohbet olsun etmiyor. Hiçbir yaşlı insan orada soluklanmıyor. Kimse oturup da bir kahvesini, çayını içmiyor. Gördüğümüz tek şey kenarda yakılmış biraz bir ateş. 8-9 tane, sayıyla söylüyorum 8-9 tane, 1-2 tane falan değil. Şarap şişesi, Besbelli çocuklar için falan değil burası. Arkadaşlarımız de gittiğinde de çektiler orayı. Daha önce boşaltılan, bostan alanları şimdi bir e, çöp alanı haline dönüşmüş durumda pek çok yerde. Yani yeşillenecek, güzellenecek denen yerlerinde aslında öylece kaldığını e, görüyoruz. Hani buna bir şey söylenebilir bahane. Çıkabilir ortaya tamamıyla biz büyük bir proje yapacağız oraya ve tamamıyla kaldırıp yapacağız Ama proje Niye yok Ama ya, proje dedikodu yapıyorum. var. Yani, yani. E, en son yıkım sırasında barakaların yıkımı sırasında e, zabıtalarla tabii uzun bir sürecin içerisinde bir sürü bir sürü insan olunca eninde sonunda insani bir an yakalıyorsunuz. Herkesin birbirine yakalayacağı kadar ya bir sigara içirirken ya bir soluklanırken ya da artık artık sinirden gülerken orada anlattıkları proje buralar zaten aslında bostan değil buralar hendek hendeklerin içinin su dolu olması gerekiyor. Biz buraları kazacağız. Hendekleri suyla dolduracağız. Evet gördüm kenardaki gülümse ve gülünmeyecek gibi değil çünkü. Haklısınız yani ne zamandı bu diye bir düşünüyor insan. Binlerce yılın bostanı bin 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 yıl önceki hendekle ihya edilecek. Bu zannediyorum ancak ve ancak şöyle anlaşılabilir. Geçtiğimiz yıl 2015 yılında anladığım kadar %4,5 büyümeyle tamamlamışız üretimimizin çok düştüğü, tarımsal faaliyetimizin çok düştüğü bir zamanda bizim ekonomik büyümeyi yaptığımız yer bu inşai hareketler, buralardaki para değiş dokuşu. Her şeyi buna çeviriyoruz ve tarihi de bu anlamda heba etmekten geri durmayacağız gibi görünüyor. Bu sürecin içerisinde işin kötü yanı eğer bostancılarımızı kaybedersek, oraya iki gün sonra biz yeniden bostanları yapmak istediğimiz zaman kimi getirebiliriz? Hadi yani ne yaparlarsa yapsınlar. Bunlar geçici sürelerdir. Boynumuzun borcu olsun. Biz yeniden oraları bostana çeviririz diye and içelim. Bostancılar yoksa. Bostancılar terk ettiyse bu şehri artık. O zaman biz yeniden nasıl bostanlarımızı kurarız? Yeniden bu bölgelerdeki varlığımızı nasıl devam ettiririz? Vandana Şiva çok güzel bir şey yaptı. Orada 16-9'u gösterdi. Bütün bu dedi binalar yıkıldığı zaman, arabaları gösterdi önümüzden geçen. Bütün bu dedi fosil yakıta bağımlılık sonuna geldiği zaman, dünya çökmenin işine geldiği zaman dedi. Ayakta kalmamızı sağlayacak tek şey dedi. Bu bostanlar dedi. Bu bostancılar dedi. Siz çocukları getirmelisiniz. Burada okul yap yapmalısınız dedi. Bu bostancılar onların öğretmenleri olmalı dedi. Biz bundan nasıl vazgeçeriz? Bostancıları burada konuk aldığımızda da aslında tam bu, buna benzer bir e, halden durumdan bahsettik biz de. Yani bu, bu böyle çözülmesi gereken bir sorun olmamalı. Bence her bakan göz aslında görecektir. Çünkü önemli bir yeşil alan. İki orayı park yaptığınız zaman oranın o ıssızlığından kurtarmanız zaten mümkün değil bölgeyi. Gelen, giden işte parkı da tarif ettiğiniz öyle bir parka dönüşüyor. E, bu konuda neden bu kadar ayak diriyor peki yerel yetkililer? Hiç görüşebilme ya da evet bir grup uğraşıyorsunuz bununla biliyorum. Yedikule Bostanları girişimi olarak da. O grupta hiç görüşebilen, danışabilen kimse olmadı mı? Neden böyle yapmıyoruz gibi kafanızdaki, aklınızdaki şeyde? E, Geçtiğimiz e, işte üçüncü yılına göre Yani 2013 Hı. yılından beri değişik katmanlarda görüşülüyor. Mimarlarımız var. E, özellikle Sur içindeki ilk şeyde... E, Tırnak içerisinde söyleyeceğim saldırıda, Bostan'a müdahalede hemen ve çok hızlı bir şekilde oturdular, projeler geliştirdiler. Yani hem Bostancıları hem bostanı koruyacak. Hem buraların tırnak içerisinde kullanıyorum. Çünkü bu çok göreceli bir kavram. İyileştirilmesine ilişkin bir başka alternatif olduğunu gösterecek. Ardın ardına çalışmalar yaptılar. Bütün bunları e, belediyenin farklı katmanlarıyla. Gerek Fatih Belediyesi'nin, gerek Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmanın yollarını buldular. Bir kısmıyla da tartıştılar. Ortak toplantılar yaptığımız oldu. Bir kısmında ben bayağı gözlerim büyüyerek çıktığımı biliyorum ama o gayreti çok ciddi gösterdiler. Benim ötemde bir e, inançla konuşulabileceğini inan inançla götürdüler. Ancak günün sonunda hep bir öcü yaratılıyor. Yani ya işte ihale yaptık, ödedik yapılması gerekiyor deniyor. Bu ihale yapılacak deniyor. İhaleyi bir, yapılan anlaşmayı bir öcü olarak gösteriyor. Ya da son dönemde Ankara'dan geldi emir deyip Cumhurbaşkanı öcü olarak gösteriliyor. O karar verdi ve yapılacak bu iş diyor. Yani konuşmanızın içerisinde makul bir ilişki yok. Bir. İkincisi böyle bir şeyin konuşulabilmesi için zaten konunun önce... İstanbul Büyükşehir Meclisine gelmesi lazım. Mecliste de farklı partilerden gruplar var. Farklı partilerden de farklı görüşler var. Bir kere zaten orada tartışılabilecek olsa belki biz bu kadar şey yapmayacağız. Ajite de olmayacağız. Konular bu noktalara da gelmeyecek. E, aynı şekilde Fatih Belediyesi'nde kendi meclisleri var. Oraya gelse orada da olacak. Orada bir harekete geçiliyor. İlk aradığımız alan yönetimi. Burayla ilgili konuyu bilen diye. Aa, benim bir projeden haberim yok diyor mesela oradaki muhatabımız. Ee, zabıtayı arıyoruz. Zabıta diyor ki ya haklısınız ben de çok üzülüyorum. Ee, başka türlü tabii yapılabilir ama elimden bir şey gelmez. Karar çoktan çıktı diyor. Yani şaka gibi. Çıkan karar ne? İşte gelip yıkacağımız. Gelip yıkacağımız. Hı. Ondan sonrasını açıklamıyorlar. Mart'a kadar da bitireceğiz, sizi buradan çıkartacağız diyorlar. Ama günün sonunda baktığınızda dehşet verici olan hikaye şu. E, belki de e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelebilir bir gün Bostanlara. Arkadaşlar canım mı alacaksınız, ne yapalım bitiyor bu iş diyebilir. O zaman ne diyeceksiniz ki yani konu böyle mi tartışılır? Yerel yönetimde İstanbul gibi bir megapolün 1500 yıllık mirası Bostanların konuşurken böylesine... E, Basat, dayanaksız, ölçüsüz mü gidilir? Devlet olmak bu mudur? Kayıtsız, kuyutsuz, anlaşmasız, e, tartışmasız, uzlaşmasız iş mi yapmaktır? Peki ben şunu da sormak istiyorum. Bir karar var bu geziyor ortalıkta. Bostancılar da sık sık dile getirdiler. Bizi Mart'ta buradan çıkaracaklar deniyor. Bir karar e, yani... Siz de bahsettiniz İstanbul gibi dev bir kentten bahsediyoruz. E, bu kentte kararların alınma şekli biçimi belli. Bir karar alındıysa eğer bunun bir yazılı tebligatı da olması lazım. Ecmisille orada duran insanlardır neticesinde Aynen. ve bir yazılı tebligat gerekir. Şu an öyle bir şey yok. Hayır yok bunlar ecmisil ödüyorlar, vergi ödüyorlar. Her biri orada kayıtlı. Kim evet. oldukları belli. Yani arandıkları zaman bulunuyorlar. Hatta bir dernek kurdular. O derneğin bir geçici sözcüsü var. O geçici sözcü Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü'ne telefon açıp onun en tepesindeki yetkili kişiyle konuşabiliyor. Derdini anlatabiliyor. Bütün bu sistem var. Ama bu sistem e, aslında sanki e, alay edermişçesine ne bir kağıt veriyor, ne bir proje gösteriyor, ne süreci sürece dahil ediyor. Sadece diyor ki kararı aldım bu kadar. Bir tür askeri düzenin... E, Alatürkalaştırılmış hali. Alatürkalaştırılmış da biraz da burada deyim olarak kullanıyorum. Alatürkaya da ayıp etmek istemiyorum aslına bakarsanız. emir yukarıdan geliyor bu tartışılamaz şeklinde getiriliyor. Ve bunun delege ediliş biçiminde en ufak bir zerafet, en ufak bir devletlilik, en ufak bir resmiyet, en ufak bir usul, adab söz konusu değil. Yani siz oraya otobüsler dolusu çevik kuvvetle yıkım ekiplerini getiriyorsanız burada sahici malzemenizin olması gerekiyor devletseniz. Hı. Devlet olmanın gereği polisi şeyinden çıkartacak, karakolundan çıkartacak bir düzende bir emir gerektirir. Bir proje gerektirir, bir karar gerektirir, taraflara sorulmuş, alınmış karar gerektirir. Bunun hiçbiri yoksa, bu geliyorsa kavga da çıkar. Peki bundan sonra ne yapılabilir? Ne yapılacak? Şimdi biz hala Mart son noktasını, evet ciddiye almamak mümkün değil bu gidişle ama ciddiye alabilmeyi de çok da makul de görmüyoruz. Kağıt yok. Bu çıktıkları zaman bostancıların ne olacağı yok. Dolayısıyla bostancıların çıkmaması için bir gayret içerisindeyiz. Daha bu süreci götüreceğiz. Bunu yapabilmek için ne yapacağız? Yani yerel yönetimle... E, iletişim kurmaya gayret ettiğimiz gibi aynı zamanda uluslararası örgütlerle iletişim götürmeye çalışıyoruz. Çünkü hatırlayacaksınız bundan iki yıl önce aile çiftçiliği yılıydı. Bunlar aile çiftçisidir. Her biri aile olarak çalışırlar. E, ondan bir yıl önce küçük e, tarım konusu vardı şeyde, Birleşmiş Milletler'in gündeminde, FAO'nun gündeminde. Bunlar küçük tarım alanlarıdır. Ve bunların her ikisinin yani aile çiftçiliğinin ve küçük tarım alanlarının aslında sürdürülebilir bir dünya için bir gerek şart olduğunu Birleşmiş Milletler konuşup duruyor. Altına imza attığımız her şey de var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletleri, Gıda Tarım Örgütü'nü, ve dünyanın her yanındaki yani doğudan batıya, Hindistan'dan Amerika'ya kadar her köşesindeki çiftçi örgütlerini muhatap alan bir sosyal medya kampanyamız başlıyor. Bu hafta başladı bu. Bir küçük videomuz oluşturdu Vandana Shiva'nın ziyaret etmesine şeyle, eee bahanesiyle diyelim. O güzel bir vesile oldu. Bunu hazırlayan dostlarımız Türkçe İngilizce yapmayı da sağladılar bize. Uluslararası dolaşma sokabilecek haldeyiz. İmzalarımız geliyor. bağlı olduğum hareket Slow Food hareketi çoktan basın bültenini yayınladı. Afrika'daki 10 bin bahçe hareketi büyük ihtimalle bir basın bültenini önümüzdeki haftaya hazırlamış olacak. La Via Campesina aynı zamanda Dünya Çiftçi Örgütü bir e, basın bülteni hazırlama şeyinde çalışmasında bunu e, Temmuz'daki e, İstanbul'da toplanacak olan bu Dünya Mirası toplantısına hazır etmeye ve kuvvetlendirerek getirmeye gayret ediyoruz. Zamanında e, surlar bir e, somut olmayan e, dünya e, mirası listesine alınırken yani bütün bölge zaten sit alanı deyip bostanlar düşünülmemiş. Hepsi için gösterilmiş olan gayreti bu zamanki tecrübemizle biz de gösterebilirdik belki ama bu tecrübe yoktu. Kimse yedi kule bostanları için göstermemiş. Bu Temmuz ayında umut ediyorum e, UNESCO'nun bu şeyine listesine e, yedi kule bostanlarını da surlarla beraber ekliyor olacağız. Eğer başarabilirsek bostancılarımızı vazgeçmeden tutmayı, eğer başarabilirsek onların bu bostanlardan çıkartılmasını, tahminim odur ki bizim e, Temmuz ayına bunu taşıdığımız zaman hep beraber yeniden oturup bakmamız gerekecek. Nasıl tutacağımızı? Defne Hanım, çok teşekkür ederim. Bugün vakit ayırdınız, buraya kadar geldiniz. Bundan sonra Cuma günleri de biz burada Yeşil Bülten'de Yedikule'yi, kule Yedikule Bostanları'nı o mücadeleyi konuşuyor olacağız. Bahar tedirginliğine ortak olacağız diyoruz biz. Lütfen, e Lütfen gündem çok ağır biliyorum. Herkes diyecek nereden çıktı şimdi bütün bunun ortasında e, marul mudur hikayemiz? E, hepsi aslında aynı. Hepsi aynı hoyratlığın, aynı usulsüzlüğün veya aynı e, muhabbetsizliğin karşılığı. Hı. Bir yerde düzeltebilsek belki her tarafa yansıtma şansımız var. Hepsini birden düzeltirsek de o zaman sırtımız bekleyere gelmez. Peki. Çok teşekkürler. Çok Teşekkür. Defne Koruyacak sağ olun. Evet değerli izleyenler Yeşil Bülten'de 7 kule bostanlarını konuştuk bugün. Konuğumuz Defne Kor Yürek'ti. Slow Food fikir sahibi damaklar lideri. Her Cuma'da bunu konuşmaya devam edeceğiz 7 bostanlarını.